Bugün Ayşe Ateş'in mahkemede verdiği ifadeden sonra 4 MHP'liyi, Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Genel Başkanı, onu ayrı tutmak lazım ama o da MHP'li diyebiliriz. O isimleri verdikten sonra mahkeme bu vakitten sonra artık bu isimleri dinlemezlik yapabilir mi? Oraya çağırmama gibi bir ihtimal hala var mı? Tabii ki var. Neticede burada iddianamenin içinde bahsi geçen isimlerle ilgili somut bir delil ve belge yok. Evet. Şimdi bunu çağırıp ne soracak? Mesela orada bir sorgulama yaparken somut deliller, dijital materyaller üzerinden ya da belli bir takip kayıt üzerinden sorular yöneltiliyor. Şimdi Sayın Ayşe Ateş'in ifadelerini, sözlü ifadelerini bu kişilere sözlü bir şekilde sormanın orada arzu edilen adaletin tecellisi anlamında bir karşılığı olmaz. Bir somut delil olması lazım. Bir bulgu olması lazım. Yani o isimlerin oraya çağrılması tek başına hukuk davasında bir karşılığı yok. Yani orada elinizde bir dokümanın, bir belgenin, bir materyalin olması lazım. Ya da bu burayla ilgili kovuşturmanın genişletilmesi kararı verilerek varsa başka doküman, belge, bilgi bunların toplanması lazım. Ya da o iddianame anlamında başka bir iddianameden atıf yapılıyordu. Onun hazırlanma sürecinde belki bu isimlerin değerlendirilmesi lazım. Ama şu noktada bu isimleri çağırdığınızda ne soracaksınız? Yani böyle bir şey var mıydı? İzzet Ulu Yönter ve Semih Yalçın için mi söylüyorsunuz bunu? Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım da dahil mi bu söylediğinize? Aslında dördü de dahil. Çünkü şimdi bakın, şimdi bu iddianame, hukuk tekniği açısından konuşuyorum ben. İşin evet. Siyasi yorumunu ayrıca evet. Yaparız. Evet. O ayrı bir ayrı evet. Bir başlık. Şimdi hukuk tekniği açısından iddianamedeki suçlamaları somut bir şekilde ilgilisine yöneltilmesi ve altının doldurularak hakkınızda şunlar şunlar var. Ne diyorsunuz? Şu yazışmalar var. Şu takip alınmış. Şu görüntü kaydı var. Şu tanık ifadesi var. Diyerek bununla ilgili bilgisinin alınması, sorgulanması daha doğrusu gerekir. Şimdi buradaki isimlerden birini veya birkaçını çağırdınız. Şimdi bu iddianamenin içinde bununla ilgili dosyada somut bunlara girmiş bir paragraf, bir metin, bir beyan yok. Şimdi böyle bir şey yokken sadece sözlü olarak hakkınızda bu şekilde ifade verildi, ne diyorsunuz dediğinizde insanlarda doğal olarak biz böyle bir şey yapmadık dediğinde ne diyeceksiniz? Altında bir belgeniz yoksa, deliliniz yoksa. Onun anladım. İçin böyle sırf kamuoyu vicdanı rahatlatılsın diye mahkeme salonunda insanların çağrılmasının bir anlamı yok. Ama burada basına sızan, basın aracılığıyla bizim öğrendiğimiz ama iddianamede olmayan birçok belgeyi gördük, dijital materyali gördük, görüntüleri gördük. Bunlar derlenip toparlanıp bizim bilmediğimiz, hala öğrenmediğimiz ama yetkililerin elinde olan başka materyallerle birleştirildiğinde bu isimlerle bir illiyet vesaire kurulup işte iddianamedir, bununla ilgili bir kovuşturma olursa tabii ki bu noktaya gelinir. Ama sadece şu aşamada ismi geçen kişilere sorulabilecek somut bir delille güçlendirilerek diyeyim daha doğrusu. Delille, belgeyle güçlendirilerek sırf bu iddianameden yöneltilecek bir soru yok. Anladım. Anladım. O ayrılan dosya belki ona oradan bir yani, iddianame çıkacaksa onu görmek lazım. Yani sadece o iddianameye ne koyacak? Oradaki isimleri çağırdınız. Ayşe Ateş sizle ilgili bunu söylüyor. Yok kardeşim bizim böyle kimseyle derdimiz yok dediğinde ne diyeceksiniz şimdi siz? Ben demeniz lazım ki bak sen bunu yazmışsın. Anladım. Ya da siz şurada şunda görüşmüşsünüz. Şu ifadeniz anladım. Var diyerek ama bu isimlerin telaffuz edilmiş tabii olması ki, hukuk tekniği ki, açısından hiç mi bir şey değiştirmeyecek yani? Şöyle açıkçası. Kayda geçmiş, tarihe geçmiş, dosyaya geçmiş olacak. Bununla alakalı şu anda varsa bir araştırma, soruşturma daha dikkatli ve daha etraflıca yapılması veya ilgililerin dikkatinin çekilmesi, kamuoyu baskısının arttırılması şeklinde bir faydası olur. Ama sırf burada mahkeme başkanının çağrılarak sorgulayacağı bir somut durum yok yani. Anladım. Şöyle diyor Ayşe Ateş, Erdoğan'la yaptığı görüşmeye atıfla bugün mahkeme salonunda. Sinan'a dedim ki, lanet olsun bırak bu işleri gidelim dedim. Sinan kabul etmedi. O işte
hani beni infaz edecekler, adam arıyorlar, katil arıyorlar, tetikçi arıyorlar falan dediği zamandan bahsediyor. Devletim beni korur, ben yanlış bir şey yapmadım dedi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na da söyledim. Aynen ifade ettim. Cumhurbaşkanı kendisiyle yaptığımız görüşmede kızım sana söz kocanın katilleri yakalanacak dedi. Benim karşımda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da iradesine meydan okuyan bir karanlık suç örgütü var diyor Ayşe Ateş. Bunlar da önemli laflar. Kızım sana söz kocanın katilleri yakalanacak. Erdoğan şimdi, böyle bir söz vermiş. Bu, ne diyorsunuz? Tamam. Şimdi bunun gelelim işin siyasi yorumuna tamam, ve oraya geldik, diğer evet. kısmına gelelim. Evet. Şimdi demin ki işin hukuk kısmıydı. Yani önce lalasını konuştuk. Şimdi lolosunu konuşalım. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı Sinan Ateş'in çocuklarına elini uzattı ve omuzlarına elini koydu. Tamam. Yani devletin şefkati sizin üzerinizde dedi. Doğru mu? Doğru. Ben de devlet başkanıyım. Bu saatten sonra manevi olarak, hükmü şahsiyet olarak ve makam olarak bu davanın hukuk olmasa da pozisyon olarak tarafı Sayın Erdoğan. Bir kere bu tespiti yapar. O çocukların omzuna o devletin şefkat eli koyularak Sayın Ayşe Ateş kabul edildikten sonra, bu ifadeler verildikten sonra siz artık bu dosyanın pasif de olsa, manevi de olsa devlet hükmü şahsiyet olarak bir tarafısınız. Bir kere bunu koyalım. Gelelim diğer kısmı. Evet. Ben daha önce salı akşamı sizin televizyonunuzda Burcu Hanım'ın programında da söyledim. Ben böyle insanlardan, bu olaylardan korkan vesaire bir adam olmadığım iyi kötü camia, kamuoyu bilir. Ama ben eğer bir gruptan korkacak olsaydım, ben bu gruptan korkardım inanın. Bu grup korkulacak seviyede, ucu nerede, sonu nerede belli olmayacak seviyede tehlikeli, organize ve son derece gaddar bir yapı, ceberrut bir yapı. Bunların yapamayacağı bir işin, ulaşamayacakları bir kişinin, çözemeyecekleri bir olayın olduğunu ben düşündüm. Net söyleyeyim. Anladım. Şimdi bunların detayları da var. Ama bunların detaylarını biz burada söylediğimizde hemen ispata yöneltecekler. Ben tek başıma bunları ispat edecek konumda olmadığım için detaylarını somut ifade edemiyorum. Azımdan çok anlayın ilkesinden yola çıkarak Sayın Ayşe Ateş'in bu söylediklerinin hemen hemen doğru olduğunu, fazlasının olabileceği ama eksiğinin olamayacağının kesinlikle altını çizelim. Peki, yine Ayşe Ateş'in bugünkü ifadesinden okuyorum. Ahmet Yiğit Yıldırım'ı kastediyor, Ülke Ocakları Genel Başkanı, okuyacağım bölümde. Ben çok iyi biliyorum, Ülke Ocakları'nda MHP'de süreç nasıl ilerler? Aradaki üst nasıldır bilirim. O dönemde Ülke Ocakları etiketiyle Sinan Ateş kimleri dövdürdü, şu paylaşımı yaptı diye paylaşımlar yaptırdı. Ahmet Yiğit Yıldırım'ı kastediyor, şimdiki Ülke Ocakları Genel Başkanı'nı. Evet, evet Sinan Ateş bunları yaptı, yaptırdı. Yani birilerinin dövdürülmesi için talimat verdi, organize etti.